Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu dersimizde kötü huyların başında gelen haset konusu üzerinde duracağız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İyyâküm vel hasede fe innel hasede ye'külül hasenâti kemâ te'külün nâral hatab. Haset etmekten sakının. Çünkü ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünde bizleri hasetten, kıskançlıktan sakındırıyor. Hasedin sahibine vereceği pek çok zararları var. Okuduğumuz hadis-i şerif en büyüklerinden birisini açıklıyor. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Yapılan amellerin etkisini ve sevabını ortadan kaldırır. Haset bir başkasının elinde olan nimet ve imkanların yok olmasını istemek anlamına geliyor. Bu durum manevi bir hastalık ve duygusal bir rahatsızlıktır. Temelinde ise Allah'ın taksimine rıza göstermemek yer alır. Kin, nefret, düşmanlık ve bencillik gibi kötü huylar da bu manevi hastalığı körüklüyor, ilerletiyor. Kıskançlık zararlı bir duygu olduğu için Yüce Rabbimiz haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden kendisine sığınılmasını tavsiye ediyor. Hem sahibine hem de karşı tarafa vereceği zararlar vardır. Kıskanç insan iç dünyasında asla huzurlu olamaz. Hem kendi rahatını bozar hem de başkalarını rahatsız eder. Yeryüzünde işlenen ilk cinayetin kıskançlık sebebiyle işlendiğini görüyoruz. Kurban ibadeti kabul edilmeyen Kabil, ihlası sebebiyle kurban ibadeti kabul edilen kardeşi Habil'i kıskandığı için öldürmüştür. Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki Yahudi ve Hristiyanların çoğunun Müslümanları kıskandığını bildiriyor. Kıskanılan konu ise iman nimetidir. İman etmeyen Yahudi ve Hristiyanların çoğu Müslümanların İslam'la şereflenmelerini kıskandılar. Onların iyi bir konuma gelmelerini çekemediler. Kur'an-ı Kerim'in bu konulardan bahsetmesinin bir sebebi de Müslümanların da birbirlerine karşı böyle kötü bir duruma düşmemeleri içindir. Müslüman, Müslüman kardeşinin elindeki nimet ve imkanlara göz dikmesin diye bu gerçekler söyleniyor. İslam ahlakçıları kötü insanın tanımlanmasında hasedin temel alındığını söylüyor. Kötü insan, dini tabiriyle şerir insan şöyle tarif ediliyor. İnsanların zarara uğramasından zevk duyan kişi. İşte bu kötü durumun temelinde yatan ise haset hastalığıdır. O zaman bir mümin bunun tam tersini yapmalıdır. Müslüman kardeşinin zarara uğraması bir mümini üzmelidir. Değerli kardeşlerim, dinimiz hasedin yerine gıpta etmeyi ve hayırda yarış etme anlamında münafeseyi tavsiye ediyor. İyi işlerde öne geçmek isteyenler bu hususta yarışıp dursunlar buyuruluyor. Bismillah ve fî zâlike fel yetenâfesil mütenâfisûn. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. İyilikte hayırda gayret etsinler. Konumuzla ilgili son olarak şunları söyleyelim. Zararı büyük olan haset hastalığından kurtulmanın yolu iman, ilim, amel ve ahlaka sarılmaktır. Kanaat gibi güzel bir haslete sahip olmaktır. Yüce Rabbimiz bizleri başkalarıyla uğraşan değil, kendisiyle meşgul olan bir mümin eylesin. Sohbetimizi burada bitirmiş oluyoruz. Allah'a emanet olunuz.